Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta yine tabii emeklileri konuşacağız. Ee, i̇kramiye tarihlerini konuşacağız. Emekli maaşları hangi tarihlerde yatacak ee, bunları konuşacağız. Emekliye sağlanan diğer destekleri de tabii konuşacağız. Ee, ulaşım desteği, iletişim desteği, alışveriş desteği gibi alt başlıklar olacak. Bunların hepsini detaylıca Konuşacağız, ardından sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le birlikte Faruk, hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Ee, emekliye erken maaş grafiğimiz var. Başlayalım isterseniz konuyla. Olur. Şimdi tabii Temmuz ayında emekliler maaşlarında artış görecekler ama Temmuz'dan önce tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesi var. Ancak tabii şu anda o kesin karar açıklanmadı ama. Kurban Bayramı 15-19 Haziran arasında, daha doğrusu 16'sında başlıyor Kurban Bayramı. 16-19 arasında idrak edilecek. Evet. E, dolayısıyla o tarihlere rastlayan maaş günleri var emeklilerin. E, bu yüzden de emeklilere ikramiye ile birlikte acaba erken maaş ödenir mi? Bu da gündemde. Ee, önümüzdeki günlerde bu netleşir. Çalışma Bakanlığı ya da Sosyal Güvenlik Kurumu bunu açıklayacaktır. Şöyle bir tarihlere bakalım ama öncesinde bir kurban bayramı ikramiyesi var. Evet. Ee, dediğimiz gibi 15-19 arasında kurban bayramı olacağı için bayramdan bir hafta önce e, ödeniyor ikramiyeler. Bugüne kadar hep öyle oldu. Dolayısıyla 10-14 Haziran arasında ikramiyelerin ödenmesini bekliyoruz. Orada tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılıyor. ikramiyeler. biliyorsun. İkramiyeyi Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alıyor olmak kaydıyla ödeniyor ikramiyeler. Yani maaş alıyorsanız herhangi bir adla işte iş görmezlik ödeneği olabilir, dul yetim maaşı olabilir, emekli maaşı olabilir. İkramiye bu emeklerimize veya hak sahiplerine ödeniyor. Şimdi maaş tarihlerine bir bakalım istersen. Erken maaş niye olur? Evet. Sözümüzü açıklamaya çalışalım. Memur emeklisi zaten 1 5 Haziran'da alacak maaşını Hı -hı. dolayısıyla bayramdan önce almış olacak. Ama SSK emeklileri 17'siyle ile 25-26'sına kadar evet. alıyor SSK emeklileri. Vakıf emeklisi de 25 ile 28 Haziran arasında Hı -hı. alacak. Şimdi 17 ile 25 arasında maaş alacak SSK emeklisinden baktığın zaman işte 17'si, 18'i, 19'u maaş gününe denk geliyor. Yani evet. bayram günleri maaş gününe denk geliyor. Ya bayramda maaş yatırılacak ki ve bu çok e, olası gözükmüyor. Ya da tüm emeklilere e, memur emeklileri zaten alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine Erkende. bayramdan önce erken, erken maaş verilebilir. Tabi buna hükümet karar verecek ve açıklanacak. Ama ikramiye 10-14 Haziran'da yatırılacak. Dolayısıyla eğer maaşın da erken yatırılması e, kararı çıkarsa evet. bu kez ikramiye ile birlikte maaşlar da yatırılmış olacak. Yani 10-14 Haziran tarihlerinde çifte bir ödeme yapılmış olacak emeklilere. Burada az önce söyledim ikramiye alabilmek için SGK'dan maaş alıyor hale gelmek lazım dedim. Bu da geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Bir kere daha hatırlatalım çünkü çok kısa bir süre kaldı. Eğer emeklilik tarihiniz gelmişse ve dilekçe vermek durumundaysanız bunu 31 Mayıs akşam 24'e kadar başvurunuzu yapmanız lazım ki 1 Haziran'dan itibaren maaş hesabınız başlasın ve ikramiyeyi hak edin. Yani 1 Haziran'da eğer maaş işlemleriniz başladıysa ki evet. mayıs'ta başvurduysanız başlayacak, siz artık ikramiyeyi hak etmiş oluyorsunuz. Yani bu e, maaşın size ödenip ödenmemesi, işlemlerin bitip bitmemesine bakılmıyor. Evet. İkramiyeyi hak ediyorsunuz. İşlemleriniz bittiği zaman hem maaş farkını hem toplanan maaşı hem de ikramiyeyi birlikte alacak. O yüzden hani Emekliliği gelmiş EYT'liler var, diğer sigortalılar var. Bunlar eğer tereddüt içindeyse ikramiyeyi alabilmek için 31 Mayıs gece 24'e kadar başvurularını yapabilirler. Ha, gece nasıl başvurayım? Gece de E-Devlet'ten başvuru yapılabiliyor. Önemli olan o tarihte başvurmuş olmak. Evet. 1 Haziran'dan itibaren de e, maaş hesabı başlayacak. Dediğim gibi erken maaş ö, olası gözüküyor bayramdan evet. önce. Tabi istersen kısaca bu Temmuz beklentileriyle ilgili de konuşalım. Lütfen. Önümüzdeki hafta tabi e, enflasyon açıklanacak evet. 3 e, Haziran'da. Dolayısıyla Mayıs enflasyonu ki Mayıs ayında enflasyonun en top noktasına çıkması bekleniyor. Merkez Bankası da hatta bununla ilgili bir öngörü de e, açıkladı. İşte 73 ile 76 arasında bir yıllık enflasyon bekliyor. Yani yılın en yüksek enflasyonuna ulaşmış olacağız. Ondan sonra da düşüş başlayacak ama bu... Bu Mayıs enflasyonu aslında 5 aylık enflasyonu da etkileyecek. 4 aylık 18'in üzerinde çıkmıştı. 5 aylık eklenecek bir de Haziran eklenecek. Dolayısıyla bizim beklentimiz hep söylediğim %25-30 arasında bir 6 aylık enflasyon çıkması. 10-15 puanlık da bir refah payıyla birlikte e, maaş zamlarının 35-40 bandında olması şeklinde. Tabi orada taban maaşın 10 bin liralık taban maaşın arttırılması da söz konusu olabilir. Ee, Çalışma Bakanı henüz bu konuda bir çalışmaları olmadığını açıklamıştı ama e, 10 bin lirada kalırsa e, şu anda 10 bin liranın altında 3.6 milyon emekli var. Bunların büyük çoğunluğu sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Evet. Yani işte emeklinin kök maaşı 6 bin lira, yüzde 40 bile yapılsa 8.400 lira olacak. Dolayısıyla bu 8.400 yeniden 10 bin liraya tamamlanacak. Dolayısıyla Ocak'ta da 10 bin Temmuz'da da 10 bin alma tehlikesi var. Dolayısıyla ben taban maaşla da bir artış olabileceğini bekliyorum. Olması da gerekiyor çünkü sıfır zam sıkıntısı olabilir evet. o noktada. Ee, bu erken maaşla ilgili bir açıklama olursa zaten biz de duyurmuş olacağız. Evet. Ee, emekliye sağlanacak desteklerle ilgili tabii açıklanan maddeler var. Ee, onun da grafiği var. Onu konuşalım. Şimdi... Biliyorsun emeklilere bu yıl emekliler yılı ilan edildikten sonra bir destek paketi çalışması yapıldığını biz de anlatmıştık buradan. Hatta başlıkları da çıkartmıştık. Evet. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Bunun ilk bölümünü Çalışma Bakanlığı açıkladı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe de girdi. Sonra peyderpey diğerleri de gelecek. Önce bu desteklere bir bakalım yani başlayan iş, işlere. 81 ilde emekli hizmet masası kurulacak. Sosyal Güvenlik Kurumlarında evet. dolayısıyla emekli buraya gidip desteğini alacak veya telefonla arayacak. Bir yani ne diyeyim? Emekliler için bir danışman olacak e, Sosyal Güvenlik Kurumlarında. Dolayısıyla buradan bir hizmet alacak. Bir de emekliler go eee adresiyle bir emekli internet sitesi kuruluyor. Bu sitede de emeklilerle ilgili tüm desteklerin detayları yer alacak. Onların ihtiyaç duydukları bilgiler de burada yer alacak. Evet. Şimdi yazın Kredi Yurtlar Kurumu yazın bir ay her emekli için ücretsiz olacak. Evet. Her ildeki Kredi Yurtlar Kurumu e, yurtları. Dolayısıyla üniversiteler tatile girdikten sonra bu yurtlar belirlenecek. Emekliler Gov.tr'den açıklanacak ve bir ay burada ücretsiz kalabilme imkanı tanınacak emeklilere. PTT Kargo ve PTT Sel'de de indirimler yapılacak. Şimdi bu Kredi Yurtlar Kurumu meselesi. Tabii emekli hangi ile giderse önceden rezervasyonunu yaptıracak Hı. ve oralarda ücretsiz kalacak. Bunu biliyorsun gençler için iki senedir uyguluyor hükümet. Gençler herhangi bir şehre gittikleri zaman orada kredi yurtlar kurumunda kalıyor. Şimdi emekliler de kalmış olacaklar. TCD'de de trenlerinde %10 indirim ve emekli karta özel indirimler var. Bunlar işte giyimden gıdaya kadar birçok marketle... Bu emekli kart çıktıktan sonra yapılacak. Bir de sosyal tesisler var. Bu önemli. İşte polis evleri, öğretmen evleri ve diğer sosyal tesisler, kamuya ait sosyal tesislerde diğer kamu görevleri nasıl yüzde %15 indirimli kalıyorsa, on %15 indirimli kalmış olacaklar. Burada tabii bir çekincemiz var. Yani ben onu zaman zaman söylüyorum. Emekli aradı işte, atıyorum Antalya'ya gitmek istedi. Antalya'daki öğretmen evini aradı. E yer yok çünkü öğretmenler dolduruyor derlerse hı hı. o zaman emeklere yapılan bu desteğin bir anlamı kalmaz. O yüzden de emeklere mutlaka oralarda bir kontenjan ayrılması lazım. Şimdiden uyarmış olalım oradaki yetkilileri de emekleri geri çevirmesinler diye. Evet. Buradan devam edelim. Emekli karttan bahsedeyim biraz istersen. Evet. E, emeklere özel bir kart geliyor ve e, bu kartta e, bütün destekler bu kart üzerinden yapılacak. Bu kartı... Hem Sosyal Güvenlik Kurumu idare edecek ama Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu kartın içinde olacak. Dolayısıyla işte gelir seviyesi düşük olanlara yapılan destekler buradan ödenecek. Veya bu kartla dediğim gibi gıdadan giyime birçok markada emekliye özel indirimlerde söz konusu olacak. Şimdi bunlar da çalışması, bunlar devam da çalışması devam edenler. Ulaşım desteğinden başlayalım istersen. Biraz bunları evet. konuşmuştuk ama tekrar hatırlatalım. İşte trenlerde indirim başladı. Belki uçaklar buna e, dahil olacak. Yine belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinde indirimli, ücretsiz hizmetler olacak ki zaten 30 65 yaş üstü ücretsiz seyahat ediyor belediyelerde evet. toplu taşımada ama burada bütün emekleri kapsayan e, bir indirim söz konusu olabilecek. İletişim desteği belki burada işte GSM şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel Telefon, cep telefonu tarifeleri e, uygulanabilecek. Alışveriş desteğinden biraz bahsettim. Emekli kartla yapılacak alışverişlerde. Evet. Bunların bir kısmı ücretsiz olacak, bir kısmı indirimli olacak. Belediyelerin verdiği diğer ulaşım dışındaki hizmetlerde emeklere indirimler söz konusu. Enerji destekleri zaten gelir seviyesi düşük. E, vatandaşlara yapılan doğalgaz ve elektrik fatura desteği devam ediyor. Burada emekleri de kapsayan bazı indirimler işte belki belediyelerin, su faturalarında, elektrik faturalarında enerji bakanlığının, doğalgaz faturalarında belli miktarda indirim. Büyük şehirlerde gelir seviyesine göre kira desteği söz konusu. Yine bankalarla yapılacak protokollerle emeklilere uygun koşullarda kredi imkanı sağlanması söz konusu olabilir veya kredi kartı kullanımı işte bankacılık hizmetlerinden daha indirimli faydalanmaları söz konusu ki birçok banka zaten promosyon veriyor ve bu tür hizmetlerde emeklere özel tarifelerde uyguluyor ama evet. bunu bir kurumsallaştırmak söz konusu olabilir. Dediğim gibi kartı anlattık özel kart da geliyor evet. emekli kart. Ee, i̇nşallah bunlar da peyderpey açıklanacak ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Peki teşekkür ederiz. Sorularımıza isterseniz geçelim. Seyircilerimizi hatırlatalım. Ee, bize sorun et apara.com.tr adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Bize sorun tvx platformu adresimiz oradan da bize yazabilirsiniz. İlk soruyla başlıyorum. Süheyla Keter'in sorusu. 2004 sigorta girişliyim. 1981 doğumluyum. Bir doğumum var. Ne zaman emekli olurum? Şimdi 7000 gün ve 58 yaş şartı var. Ee, tabii doğum borçlanması yapabilmek için de çocuğun 2004'ten sonra dünyaya gelmiş onu yani 2004'teki evet. sigorta girişinden sonra dünyaya gelmiş olması gerekiyor o zaman da oradan 720 gün kazanılabilir ama her halükarda 7000 gün ve 58 yaş gerek Ali Güler Aralık ayı sonunda aldığımız maaş Ocak maaşı diyebiliyorum. Yani maaşı peşin alıyoruz. Eğer öyleyse yılbaşında yapılan zamları biz Şubat ayında almaya başlıyoruz. Ocak ayına ait maaş eksik kalmış olmuyor mu? Aynı olay 6. ay zamlarında da karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir yanlış bilgi var. Maaşlar peşin veriliyor. Evet. Emekler peşin maaş alıyor. Yani içinde evet. bulundukları ayın maaşını alıyorlar. Dolayısıyla siz... Aralık ayı sonunda aralık maaşını alıyorsunuz. Ocak ayının sonunda ocak maaşını alıyorsunuz. Bunu evet. ayın 20'sinde almakla birinde almak arasında bir fark yok. Çünkü 30 gün sonra alıyorsunuz diğerini. Dolayısıyla siz yapılan zamları Şubat ayında değil, Ocak ayında yapılan zam ocak maaşıyla birlikte ödeniyor. Herhalde ee, izleyicimizi yanlış bilgilendirmişler. Öyle bir şey yok, bir eksiklik de yok. İçinde bulunduğunuz ayın maaşını alıyorsunuz ve zam yapıldığında evet. Temmuz'da zamlı yatıyor. Ocak'ta yine zamlı yatıyor. Evet. Hasan Tekin'da. 2002 SGK girişliyim. Bağkur'dan 6440 günüm var. Ne zaman emekli olurum? E Bağkur'u 9000 güne tamamlayacak arkadaşımız ve 60 yaşında emekli olacak. Evet. Eray Savaş. 1971 doğumluyum. 1989 SSK girişim. 450 gün primimi 2003 Mart yılında Mart 2003'te memur olunca saydırdım. Ayrıca 300 gün kadar yıpranma kazandım. Emekli sandığından ne zaman emekli olabilirim? 9000 günden 450 ve 300 günü düşecek miyim? Şimdi keseneğinize bu 450 ve 300 günü ekleyeceksiniz. Yani 750 gün hı hı. ekleyeceksiniz. Yani hizmet birleştirmesi yapacaksınız ve 9000 günü tamamlayıp 60 yaşında emekli olacaksınız. Bu 750 günü yani hizmet birleştirmesini hı hı. emekliliğe bir ya da iki yıl kala yapmak gerekiyor. Buradan kamudaki arkadaşlarımıza da e, bunu duyurmuş olalım. Evet. Yani emekli sandığından önce hizmetleriniz varsa mutlaka onları birleştirin. Hem kesenek hı. Sayı, e, prim gününüz artacak hem de emekli maaşınıza, emekli ikramiyenize hı. bir katkısı olacak. Peki. Devam ediyorum. Sertan Karaksuluh. 1994 çıraklık girişim, 2004 sigorta girişim, 2013 Bağkur'a geçtim, 1981 doğumluyum. Nasıl emekli olurum? 2004 girişine göre 9000 gün ve 60 yaşında emekli olacak. Tabi Bağkur'a geçmiş artık 10 yıldır Bağkurlu ve o evet. yüzden de Bağkur şartları. Ama son 3,5 yıl SSK'lı olurum derseniz... O zaman 2004 girişine göre 7000 gün yetecek. Yani son 3,5 yıl 1261 gün SSK'lı çalışırsa evet. 2000 gün prim ödemeden kurtulacak ve 7000 güne emekli, emekli olacak. olacak. O yüzden daha mantıklı geliyor o da. Hakan Bozkurt, 1977 doğumluyum. İşe girişim 1998, 5276 gün SGK primim var. EYT kapsamında 5000 günle kısmı emekli olabilir miyim? EYT kapsamında bir kısmi emeklilik diye bir şey söz konusu değil. EYT'nin zaten e, yasa şunu söylüyor. 8 Eylül 99 öncesinde işe giriş tarihine göre evet. 5000 ile 5975 gün arasında primini tamamlayan herkes yaş şartı olmadan emekli olacak. Evet. Dolayısıyla burada bir kısmi emeklilik, 5000'den emeklilik gibi bir şey yok. E, ama... 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olanlar açısından bir kısmı emeklilik imkanı var. O da 3600 gün. 3600 günü doldurduğunuz zaman 60 yaşında emekli olursunuz. Siz doldurmuşsunuz. Eğer çalışma imkanı yoksa evet. 60 yaşını bekleyeceksiniz. yoksa bakalım yani 1998 girişine göre bu 5276'yı 5900'e tamamlayıp yaş şartı olmadan da emekli olursunuz. Yani şurada işte 700 günden daha az çalışıp bence evet. e, yaş şartı olmadan emekli olmak en mantıklısı. Evet. Gonca Çelik. 1973 doğumluyum. 1990 SGK girişmiş. 1664 günüm var. Ne zaman emekli olur? E bu primle devam edecekseniz yani 3600 günle o zaman 58 yaşını bekleyeceksiniz. Ama ben çalışıyorum bu primi arttırırım diyorsanız eğer 5375 güne ulaştırabilirseniz o zaman yaş şartı olmadan EYT'den emekli olursunuz. Evet. Çetin Topaloğlu. 1975 doğumluyum. 95 SSK girişim. 2001-2015 arası SSK ödedim. 2016'dan itibaren bakurlu oldum. 7250 günüm var. Ne zaman hangi kurumdan emekli olurum? Şimdi 1995 yılında bir SSK girişim var diyor. evet. Yani, Giriş var ama çalışma yoksa geçersiz. Ama SSK'ya girdiniz, orada biraz çalıştınız ise EYT'li olmuşsunuz. O önemli. Yani 95'te ne olmuş? Bunu izleyenimiz baktırsın SGK'dan. Eğer o olursa EYT'den emekli olursunuz. Priminiz tamam, yılınız tamam. Ama öyle gözüküyor ki emekli olamamış. Zaten bağ kurulu olmuş. Dolayısıyla... Burada 9000 gün 60 yaş gerekiyor ama 95'i eğer tescil edilmişse ve orada bir fiili çalışması varsa 9000 günü tamamladığı an yaş beklemeden emekli olur. Yoksa 60 yaşını bekleyecek. Evet. Özlem Yücesoy, 1982 doğumluyum. 1 Ocak 1999 SGK girişliyim. 275 gün doğum borçlanması yaptım. 4520 gün bağ kurum yattı. 965 gün aktif sigortalı olarak çalışıyorum. Buna göre ne zaman emekli olurum? Şimdi burada bu aktif sigortalı olarak çalıştığı süreyi 1261 güne çıkartabilirse SSK'lı olur. Dolayısıyla Bağkur'dan kurtulmuş olur. Ki aşağı yukarı bir 3 yılı kalmış. Dolayısıyla devam edip 5.975 güne de tamamlarsa primini ki şu anda işte 4.000 795 günü var, 965'i de eklediğiniz zaman 5800 civarında yapıyor ama onu 1261 güne eklemesi gerekiyor, tamamlaması gerekiyor. Önce onu 1261 güne tamamlayacak, dolayısıyla 5975'i bulacak ve EYT'den emekli olacak. Evet, Umut Atasoy... 2022 SSK başlangıcım. 1980 doğumluyum. 7700 prim günüm mevcut. Ne zaman emekli olurum? Şimdi 2002 girişte, 2022 değil de 2002 zannedersem o. Dolayısıyla evet, 2002. prim tamam. 60 yaşını doldurunca emekli olursunuz. Adem Kaya, 43 yaşındayım. 2004 yılı işe girişim. 5200 gün primim var. Şu anda yurt dışında çalışıyorum. Geri kalan günlerimi tamamlamak için en makul olarak ne yapmam gerekir? Yurt dışındaki günlerinizi 18 yaşından sonra ve Türk vatandaşı olarak çalıştığınız günleri e, borçlanacaksınız. Yani daha doğrusu satın alacaksınız ki Bağkur kapsamında oluyor. E, evet. %45 e, asgari ücretin %45'i en az ödeyeceksiniz. Priminizi tamamlayıp yaşınızı bekleyeceksiniz. Bundan daha makulü. Evet. Yok yani başka bir alternatif de yok şu anda yani evet. Türkiye'ye gelip çalışmadığınız sürece. Peki Buyurun. Habib Tuman 1976 doğumluyum. 1995 Bağkur girişim var. 6350 prim günüm var. Şu an sigorta yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? Şimdi iki e, ihtimal var burada. Bir kere bu 6350'yi 9000 güne tamamlamanız lazım. Bağ kurulu olarak ama şu anda sigortalı olmuşsa veya bir yerde çalışıyorsa bunu 1261 güne tamamlayıp hemen emekli olur EYT'den. Bence evet. en doğru yolda bu zaten şu anda. Hüseyin Coşkun. 1971 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1989. Dosyam kayıp. SGK kartımda bu tarih yazıldı. SGK nereden ilk işe girdiğim konusunda bilgi veremiyor. İlk primim 5 Temmuz 1999'da yattı. Toplam 7450 gün primim var. Ne zaman emekli oldum? Şimdi 89'da eğer prim varsa, yani para yatırılmışsa evet. dosyan kayıp olup olmaması <laughs> önemli değil. O görülür zaten. Belli ki 89'da sizin sigortanız yapmış veya çıraklık ya da staj yapmışsınız ama prim yatmamış. Evet. Dolayısıyla gözükmüyor. Prim dolmuş. 2024 5 Temmuz'da emekli olur. Ee, bu arkadaşımız ama tabii bu 89 meselesi ki e, onu artık kendisi bilecek. 89'da nereye girdi, ne iş yaptı onu biliyordur herhalde kendisi. Evet. Evet. Peki mailden devam edelim isterseniz. Ee, Yunus Emre Taş. 1982 doğumluyum. Staj 4A tescil tarihim. Staj 4A tescil tarihim 4, e, 14 Eylül 1998. Tekrar okuyayım burayı. Tescil tarihim 14 Eylül 1998. Ama staj yapmış. Evet. evet. Buyurun. Fiili işe başlama tarihim 30 Haziran 1999. Yalnız ilk çalıştığım firma staj başlangıcım var diye giriş tarihini 18 yaşımı doldurduğumda 20 Ekim, 2000, 20 Ekim 2000'de 4B ilk girişimi yaptı. Şu an Bağkurlu'yum ve 8000 günüm var. İlk çalışmış olduğum firmaya Üzerinden 24 sene geçmesine rağmen hizmet tespit davası açabilir miyim? Şu an hala firmada aktif o tarihten beri çalışan 3 kişi şahidim var. Firmayı hala hazırda firma sahibinin oğlu işletiyor ve dava açılması halinde düzenleme için onay verecekler. Ve firmaya ne kadar ceza öder diye soruyor. Şimdi benim anlamadığım bu arkadaşımız 30 Haziran'da e, bu firmaya başlamış. Tescil tarihim diyor ama evet. primi yatmamış. Firma girişini 2000 yılında yapmış ama Bağkurlu olarak yapmış. Nasıl olmuş Bağkurlu? Yani şirkete ortak olmuş anladığım kadarıyla. Yani Bağkurlu başka türlü olamazsınız. yani Bağkurlu o firmanın sahibi olmanız lazım. Evet. Yani orada bir hata var. Diyelim ki o hata yok. SSK'lı oldunuz, yanlış yazdı. E, 24 yıl sonra dava aşma yok maalesef. 5 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Ama orada bir bilgi eksikliği var zannedersin. Hı hı. Şirkete ortak mı oldunuz? Ne oldunuz? Nasıl dört beyli? Yani bağkurlu oldunuz. Evet. Bağkurlu olabilmek için ya kendi iş yerinizi açacaksınız ya bir şirkete ortak olacaksınız. Şirketin çalışanı olarak bağ kurulu yani hizmet akdiyle çalışıyorsanız burada bir bağkur söz konusu olmaz. Evet. Ama sorunun cevabı zaman aşımı. Peki. O yanlışı da arkadaşımıza hatırlatalım ona bir baksın yani nasıl bağkurlu olur. Evet. Peki Erkan Pozan. iş kazası nedeniyle 4 ay prim ödemem yapılmadı. İsteğe bağlı ödeme imkanım var mı? Şimdi iş kazası nedeniyle iş göremezlik ödeneği aldı anladığım kadarıyla. Tabi geriye doğru böyle bir ödeme imkanı olmuyor Borşan. Peki Sıla Yavuz. Babaannem 65 yaşında şu an sigortada çalışıyor. 1 Kasım 2011'de çalışmaya başladı. Ne zaman emekli olur? Evet, yani burada şimdi o 13 yıldır çalışıyor ama e, tabii 7200 güne ihtiyacı var. E, biraz uzak görünüyor emeklilik. Evet. Çok geç sigortalı olmuş. Yani 65 yaşında şu anda nerede çalışıyor, ne iş yapıyor onu da bilmiyoruz. İnşallah hileli bir sigorta değildir. Yani bir yerde sigortalı gösterilmiyordur inşallah. Filmi evet. çalışma vardır. Yoksa o da geçersiz sayılacak. Dediğim gibi 2011 girişine göre 7200 gün. 58 yaş gerekiyor. Evet. Sedat Özal 1973 doğumluyum. 1 Ağustos 1996, 2 Ağustos 2010 yılları arasında SGK'lı olarak çalıştım. Bu tarihten itibaren emekli sandığına bağlı olarak çalışmaktayım. Son 3,5 yıl nerede çalışırsam benim için emeklilikte avantajlı olur? Şimdi emeklilikte avantajlı hangisi olur bilemem ama emekli olmak için yani EYT'den emekli evet. olabilmek için sonuç çıkıl, SSK'lı olması gerekiyor. Ee, ama avantajlı olur mu, olmaz mı? O yatırılan primlere bakar, kamuda yaptığı işe bakar, evet. ödemine, derecesine bakar, ne kadar ikramiye alacağına bakar vesaire. Onlara kendi karar verecek. Atilla Demir 24 yıllık memurum. 1995 SSK girişim var. Ne zaman emekli olurum? Önce 25 yıllık memur olacak. Sonra İşe Bilmiyorum giriş daha. tarihine göre yaş evet. şartını da dolduracak. Ya yani memur olduğu tarihe göre yaş şartını dolduracak. Evet. 2002 daha, ve sonrası ise 60 yaş. Evet. Bir soru daha sorayım e, mailden. Hakan Yeşilsu, Bağkur tescil affı gelme ihtimali var mı? Bağkur tescil affı diye bir çalışma yok maalesef. Yani zamanında evet. Bağkur'a gitmemiş arkadaşlarımız. Ama bağ kurulu iş yapmışlar yani hı hı. E, aslında sigortası çalışma gibi bir şey bu. Evet. Yani bir iş yerinde bir insanın sigortası nasıl çalıştırıyorsanız siz de vergi mükellefi hı hı. olmuşsunuz ama sigortası çalışmışsınız. Evet. Dolayısıyla o dönemde hastaneye mesela ihtiyaç olduğunda nasıl gidilmiş, nasıl yapılmış bilinmiyor. Dolayısıyla geriye doğru bir tescil yok. Böyle bir af da söz konusu değil. Af diye bir şey yok zaten. Hani kimsenin ne borcu affediliyor ne bir hı. şey ee, yani yapılandırmada da ana para borçları hep duruyor onun üstüne enflasyon farkı geliyor. Evet. O yüzden hani paralar siliniyor, borçlar siliniyor gibi bir af algısı olmaması lazım. Niye? O zaman zamanında ödeyen insanlar bundan rahatsız oluyor. Haksızlık olur çünkü. Olursun. Evet. Çünkü öyle bir şey yok yani. Evet. Herkes borcunu ödüyor. Evet. Peki, devam ediyorum. Serdar Korkmazoğlu'nun sorusu. 1984 doğumluyum. 2004 sigorta girişliyim. 5500 prim günüm var. 1999 öncesi sigortalılar 3600 gün primi doldurunca tazminat alıp işten ayrılabiliyor veya aynı şekilde 2008 sonrası sigortalılar 4500 iş gününde iş iş gününü doldurunca tazminat hakkı kazanabiliyorlar. 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar neden bu haktan mahrum? Bu haktan mahrum olduğunu kim söyledi bilmiyorum ama böyle bir haktan mahrumiyet yok. 99-2008 arasında da 4500 gün 25 yılla tazminatınızı alabilirsiniz. Evet. Ondan öncesinde 3600 gün 15 yıl daha sonra da 25 yıl 4500 gün. Böyle bir mahrumiyet yok. Size yanlış bilgi vermişler. Eğer böyle zamanı dolduysa siz de alabilirsiniz tazminatı. Evet. Tayfun Horoz. 2003 SGK girişliyim. Prim ödemem. 7500'e yaklaştı. 60 yaş emeklilikte 14000 prim yatmış olursa maaşım da 2 kat mı olur? Ya da fazla yatan 7000 gün iadesi alınabilir mi? E tabi sürekli asgari ücretle çalışırsanız maaşınız 2 kat olmaz. Ama evet. yüksekten eğer maaş alır da primleri yüksekten yatırırsanız maaşınız 2 katlı olur, 3 katlı olur. Orada yatırılan prime göre maaş hesaplanıyor çünkü. Evet. Ne kadar gün değil, ne kadar çok para verdiğimiz önemli. Yani maaşınızdan kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu primi ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Bugün emekli maaşları arasındaki farka baktığınız zaman bundan kaynaklanıyor. Birisi asgari ücretle çalışmış, daha az prim ödemiş. Birisi evet. de daha yüksek maaşla çalışmış, daha çok prim ödemiş. Hı hı. Dolayısıyla daha çok prim ödeyenin ondan daha fazla maaş alması kadar doğal bir şey yok. Ha, on diğer konular tartışılır. Hani aylık bağlama oranları vesaire. Hı hı. Yani aylık bağlama oranları herkese eşit uygulanıyor. Yani kötü de olsa herkese eşit uygulanıyor. Evet. İyileştirilse yine herkese eşit uygulanacak. Dolayısıyla yine aradaki fark oluşacak. Az yatıran az, çok yatıran çok adalet de bu zaten. Eşitlik, evet. adalet değil ki her zaman. Evet, buyurun. Murat başkaya. EYT'den emekli oldum. Maaşa bağlandım. 10 aydır maaş alıyorum. 10 aylık hizmetim hayali bir firma üzerinden gösterildiği için siliniyor ve emekliliğim iptal ediliyor. Askerlik boşlaması yapmadım ne yapmalıyım? Şimdi siz bu hizmetin hayali bir firma üzerinden gösterildiğini bilmiyor muydunuz? Yani Hı. nasıl sizden habersiz böyle bir şey yapıldı? Bakın bu işlere girmemek lazım. Elbette artık şimdi teknoloji çok gelişti. Hı. Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Çalışma Bakanlığında bunun altyapısını hazırlayan bir program da çalışıyor. Evet. Hemen bulunuyor. Sizin fiilen çalışmadığınız, hileli sigorta yaptığınız ve hemen tespit ediliyor. Daha sonra bu 10 aylık hizmetiniz silinmiştir. Emekliliğiniz iptal edilecek. Bu 10 aylık maaşı da faiziyle sizden geri alacaklar. Sonra bu 10 ayı tamamlayıp yeniden emekli olabilirsiniz. Tabii bunda askerlik boşlanması eğer tamamlıyorsa 10 aylık askerlik borçlanıp tekrar emekli olabilirsiniz ama 10 aylık maaşı sizden faiziyle geri alırlar. Evet. Burada bir şey hatırlatayım. Hizmet dökümleri var. Hı. Bu hizmet dökümlerinize bakın. Orada 3 tane harf kodluyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Ş, evet. S ve K. Yani Şanlıurfa'nın Ş'si, Samsun'un S'si, Konya'nın K'si. Şimdi eğer Ş varsa şüpheli demek. Hı. Dolayısıyla o firma şüpheli demektir. Eğer şey varsa çok panik olmayın. Yani siz bu arkadaşımız gibi hayali bir firma üzerinden gösterilmemişseniz şüpheli e, kodu varsa bir inceleme başlatılıyor. Bu incelemenin sonunda eğer hileli sigorta çıkmamışsa e, zaten konu kapanıyor ve devam ediyor. Eğer çıkmışsa bu sefer o şey harfi S'ye dönüştürülüyor. Yani sahte sigortaya dönüştürülüyor. Hı. Dolayısıyla sahte sigortadan sonra da işlem başlıyor. Bu arada bir de kontrollü, e, K'de kontrollü demek. Orada da yine e, incelemenin devam ettiği görülüyor. Bu üç harften birisi varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip sorun durumunuzu. Yani sonra başınıza böyle işler açılır. Ki bu 10 ayda kurtarmış bu arkadaşımız. 10 yılda sürebilirdi bu. 10 evet. yıllık maaşı faiziyle sizden icra yoluyla geri alırlar ki perişan olursunuz. Evet. Hiç bu işlere girmemek lazım. Hayali şimdi firma nedir? Yani belli ki bir dolandırıcı firma gelmiş, bunları dolandırmış veya hiç haberi yok arkadaşımızın. Yani şimdi tanımıyoruz da suçlamayalım ama. Evet. Niye böyle bir şey oluyor yani? Normal insanlar çalışıyor ve primlerini ödüyorlar. İşte ee, işte böyle emekli olayım, sizi emekli edelim, maaş aldırayım diye birileri geliyorsa bir o insanlar dolandırıcılık yapıyordur? Bir. İki, diyelim ki yaptınız bu işi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını almış olursunuz ki bu da yani ne ahlaki, ne vicdani, evet. ne dini, ne hukuki yani. Buyur. Emin söylemez. 1977 doğumluyum. 1998'de SSK'dan 250 gün var. 2005'ten beri devlet memuruyum. Hitap'ta İYT kanununa göre 25 yılı tamamladığımda Emekli olabilir deniyor. Ayrıca iki yılda fiil hizmetim var. 2030'da emekli olabilir miyim? E Olabilirsiniz ama tabii 60 yaş şartınız da var. Yani önce 60 yaşı tamamlayacaksınız. Evet. E, 25 yılı tamamlayınca zaten hizmet süreniz dolacak ama tabii yaş şartını da tamamlamanız lazım. Hakan Aydın, Temmuz ayında kıdem tazminatına zam var mı? Emeklilik için Haziran mı yoksa Temmuz mu uygun? Şimdi kıdem tazminatına zam diye bir şey söz konusu değil. Kıdem tazminatı tavanı var. Evet. Dolayısıyla bu tavan şu anda 35 bin lira civarında biraz üstünde. Hı. Bu memurlara gelen zamla birlikte artacak. Atıyorum 45 olacak. Eğer sizin brüt maaşınız 45 bin liranın altındaysa zaten bu tavan sizi ilgilendirmiyor demektir. 45 bin liranın üstündeyse yani brüt evet. maaşınız 60 bin lira. Size ödenecek para 45 bin liradır. Dolayısıyla siz maaşınız eğer yüksekse bekleyin Temmuz'u. Yani mesela 50-60 bin liraysa ise sizin e, bürüt maaşınız o zaman 35 bin lira almak yerine atıyorum 45 bin lira alırsınız yıllık. Evet. E, o yüzden bekleyin. Ama böyle bir şey yoksa beklemeye gerek yok. Hemen Haziran'da dilekçenizi verin bir maaş kaçırmayın en azından. Evet. Buyurun. Hüseyin Can, 1975 doğumluyum, 1996 sigorta başlangıcım. 200 gün SGK, 1998'de Bağkur başlangıcım var. Ama 2008'e kadar olan kısım ödenmedi. 2008'den 2023 Mart'a kadar 5100 gün Bağkur'um var. 2023 Mart'tan itibaren SGK'lıyım. Emeklilik durumum nedir? Şimdi bu 1998'de mesela bu arkadaşımız Bağkur'a gitmiş ve kaydını yaptırmış. Öyle kabul evet. ediyorum. Yani buradaki ifade eden Bağkur başlangıcım var diyor Hı. ama para ödememiş. Para ödemediği için... Günleri donduruluyor, borcu da siliniyor. Şimdi geriye dönük bu 10 e, yılı satın alabilir bugünkü asgari ücretten. Dolayısıyla e, oradan 3600 gün kazanır, 8700 güne ulaşır ve e, e, Bağkur'dan 9000 günü tamamlayıp emekli olur. Evet. Ya da o günleri satın almaz, son 3,5 yılı SSK'lı çalışır, 1261 günü 5100 güne ekler. Ve yine EYT'den emekli olur. Mehmet Süver, 27 yıl çalıştığım özel bankadan emekli olduğum, daha sonra 10 yıl başka iş yerinde çalıştığım SSK katkı payı kesildi. Fakat SSK'dan yararlanamadık. Tavandan yatırdığım bu e, primler, olacak. primler ne olacak? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere siz emekli olmuşsunuz. Emekli olduktan sonra çalışmaya başlamışsınız. Emekli çalışanlar için ödenen SGK primi sosyal evet. güvenlik destek primi. Yani bir katkı payı falan değil. Sosyal güvenlik destek primi evet. ödüyorsunuz. Ve bu primler sizin sağlık e, sigortanızı karşılıyor. Yani o 10 yıl içinde hastaneye gittiyseniz işte bu primlerle gitmişsiniz. Hani SSK'dan yaralanamadık diyor ya. Evet. E, gitmediyseniz de e, hastalanmadınız çok şükür yani Allah düşürmesin. Ama bugün arabanızı kasko yapıyorsunuz mesela. Kaza yapmadım parayı geri verin demiyorsunuz. Ama evet. kaza yapmadığınız için size bir indirim yapıyorlar zaten. Şimdi burada ödenen primlerin ikinci bir emeklilik e, alması mümkün değil. Yani siz emekli çalışan olarak ödenen şeyler sağlık primi. O yüzden ikinci bir emeklilik olmuyor. Evet. Buyurun. Peki Okan hiç dönmez. 2004 SGK girişim 7100 günüm var. Askerlik yatırırsam erken emekli olabilir miyim? Askerden önce sigortalı değildim. E olamazsınız. Şimdi askerden önce sigortalı değilmiş ama 2004'ten önce askerliğini yapmış. Şimdi evet. 850 99 öncesine çekebilmek için 4 4,5 yıl askerlik primi ödemeniz lazım ki o kadar askerlik yok. O yüzden 60 yaşını bekleyecek arkadaşımız. Mehmet Çolak, 1998 SGK girişliyim, yaşım 57, 4220 günüm var, emeklilik durumum nedir? Şimdi eğer çalışma durumunuz varsa bu 4220 günü 5.375'e tamamlayıp emekli olun. Ee, yoksa bu primle emekli olursunuz ama 60 yaşını yani 3 yıl daha bekleyeceksiniz. Ya çalışıp bunu 5.375'e çıkartacaksınız ki... O da aşağı yukarı e, üç 3,5-4 yıl eder. Ya evet. da yaşı bekleyeceksiniz. İkisinden birisi. Suat Bingöl 1997 vergi dairesi kaydım var. Vergi dairesinden belge aldım. 1974 doğumluyum. 7300 günüm var. SGK girişim 2000. Mahkemeye vergi dairesi girişi için iş mahkemesine başvuru yaptım. Bu ayın 21'ine 21'inde mahkeme var. Vergi kaydının Geriye işlemesi mümkün olur mu? E bu tabi dosya ne durumda hakim ne karar verir onu bilemem. Evet. Ama şu anda e, geriye dönük bir tescil yapmıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet. E, dolayısıyla burada mahkeme farklı bir karar verirse hatta emsal de olur. Siz 21'inde mahkemeye gidin e, ve o sonucu hatta bizimle de paylaşın. Evet. Buyurun. Peki Mehmet Dal. 1980 doğumluyum. Ee, 10 Mayıs 1999 işe giriş tarihim. 5975 prim günüm var. 25 yıl için ne zaman başvurmam lazım? E dolmuş 25 yılınız. Yani 10 Mayıs 2024'te 25 yılınız dolmuş. Çünkü e, 19 yaşında işe girmişsiniz. Dolayısıyla hiç beklemeyin hemen EYT'den emekli olun. Evet. Eylül Yaldız. Babam adı ne yazıyorum? 1970 doğumlu. 1990 SSK girişi var. 90 gün prim ödedi. 2001'den beri aktif devlet memuru ne zaman emekli olur? Şimdi Eylül Hanım'ın babası önce SSK'lı olmuş ama daha sonra 2001'de memur olmuş. Dolayısıyla emeklilik hesabı da buradan hesaplanacak ve 60 yaş 25 yıl hizmetle emekli evet. olacak. 90'daki o 90 günü şeye saydıracak. Yani hizmet birleştirmesiyle ekleyecek. Çok da bir gün değil ama gene de bir faydası olacak. 3 evet. ay değil. Hüsnü Benli. 2003 SGK girişliyim. 1966, 1966 girişliyim. 90 1996 96 anladım. herhalde. 1996 girişliyim. <laughs> 1986, 1988 askerliği boşlansam emekliliğimi geriye çeker mi? E çeker ama yani e, pardon bu 2003 girişli 1966 doğumluyum. Evet. 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 Şimdi e, aynı şekilde bu arkadaşımıza da aynı cevabı vereceğim çünkü ne kadar e, iki yıl askerlik yapmışsın işte 86-88 evet. en fazla 18 ay ne kadar çekerseniz çekin 85-99 yapmaz. Dolayısıyla boşuna para ödemeye gerek yok. 2001'e de çeksen, 2000'e de çeksen hep 7000 gün 60 yaş gerekiyor. Dolayısıyla boşuna para ödemeye gerek yok eğer prime ihtiyaç yoksa. Evet. Yılmaz Demir. 2001 SSK başlangıcım. 1970 doğumluyum. Kısmi emekliliğim için ne kadar prim günü gerekir? 4500 gün gerekiyor ve 25 yılı da tamamlayacaksınız. Yani 2026'da 4500 gününüz varsa kısmi emekli olursunuz. Evet. Tabii 60 yaş şartı da var. Onu unutmayalım. Evet. Derya Ağaca. 1975 doğumluyum. 98 SGK girişliyim. 1402 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Vallahi bu primle emeklilik çok mümkün görünmüyor. Yani ne yap edip bunu 3600'e tamamlayıp sonra 58 yaşını beklemek lazım. Evet. Yani 1402 günde emeklilik mümkün değil. Buyur. Caner Türe. 17 yaşında işe başlayıp hastalık ve mağluluk primi ödeyen eşimin 18 yaşını doldurana kadar 210 günü emeklilik primine sayılır mı? Şimdi eğer o staj veya çıraklık değilse çünkü hastalık ve mağluluk dediğine göre hani uzun vade sigorta kollarında mağluluk ödeniyor. Evet. Ee, oradan doğru ödendiğini düşünüyorum. Hani staj ve çıraklık olmadığını düşünüyorum. Elbette onlar geçerli. 17 yaşındaki giriş de işe giriş başlangıcı sayılır. Reşat Ulaş. 2023 Nisan ayında EYT'den kıdem tazminatımı almadan emekli oldum. Aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorum. Kıdem tazminatım hangi mevduat faizine göre artacak ve aylık faiz mi yıllık mı? Nasıl hesaplanıyor? Şimdi kıdem tazminatının faizle hiçbir ilgisi yok. Bu faiz e, meselesini sizin kafanıza kim soktu bilmiyorum ama kıdem tazminatının kuralı belli. Evet. Kıdem tazminatını almadan tekrar işe başladığınız için bütün haklarınızla başlamış sayılırsınız. Dolayısıyla işten ayrıldığınız tarihteki bürüt maaşınızla çalıştığınız gün çarpılıyor ve kıdem tazminatınız çalıştığınız yıl çarpılıyor ve kıdem tazminatınız ortaya çıkıyor. Evet. Yoksa... Buna mevduat faizi veya başka bir faiz eklenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Aman ha böyle şeylere inanmayın. Evet. Ya, kıdem tazminatının faizle bir ilgisi yok. Evet. Arda Yusuf Dikici. Ee, 1977 doğumluyum. 2001 SGK girişliyim. Askerlik borçlanması yaptım. EYT kapsamına girdim. 2002'de özel bir bankaya girdim. 8300 günüm var. Ağustos ayında yaşım doluyor. Ne yapmalıyım? Bir de çalışırken fazla mesailer, emekli maaşın etkiler. Şimdi burada iki çelişki var. Bir EYT'li olmuş. İki yaşım doluyor diyor. EYT'li olduysanız artık yaşa bakmayacaksınız. Priminiz tamam. Evet. Eğer EYT'li olduysanız... Gidin başvurun ve e, emekliliğiniz hayırlı olsun. Bahattin Uysal, Bağkur ihya ile ilgili bir çalışma var mı? 3600 gün Bağkur'da alacağım var. Ne kadar tutar? Şimdi Bağkur İhya ile ilgili bir çalışma olmasına gerek yok. Bağkur İhya var zaten. Şu anda eğer geçmişte ödemediğiniz, dondurulmuş Bağkur günleriniz varsa gidip satın evet. alabilirsiniz. Bununla ilgili bir çalışmaya gerek yok. Yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna başvurun ve Bağkur e, ihyası yaptırabilirsiniz. Asgari ücretin %38 kadar en az ödeme ki şu anda 6 bin liranın üzerinde aylık evet. ödeme. E, burada da işte 10 yıl var. 120 ay eder. Bunu 6'yı 120 ile çarpacaksınız. Evet. Yani 750-800 bin lira civarında bir para yapar. Kadriye Yılmaz. 1983 doğumluyum. 2007 sigorta girişim. Özel hastanede çalıştım. 4200 prim günüm. İki çocuğum var. Ne zaman emekli olurum? 7 bin gün 58 yaş gerekiyor. Hani priminiz çok az. Evet. Bunu tamamlamanız lazım. Zaten yaş da e, henüz gelmemiş. 58 yaş gerekiyor. İki çocuk 2007'den sonra doğduysa onları borçlanıp 1440 gün kazanabilirsiniz. Evet. Peki Mustafa Sönmez. 1965 doğumluyum. 1990 işe giriş tarihim. 4800 günüm var. Ne zaman emekli olayım? Şimdi çalışıyorsanız 5525'i tamamlayın ve EYT'den emekli olun. Çalışmıyorsanız bu primle 60 yaşını bekleyeceksiniz. Ki 60 yaşta da olmuş anladığım kadarıyla. Evet. Fatih Aydın. Hemen emekli olabilir yani kısmi emekli olabilir 1965'de. Evet. Evet, buyurun. Peki Fatih Aydın. 1977 doğumluyum. 1997'de 3 aylık SGK girişim oldu. 2000'de öğretmenliğe başladım. 8200 günüm var. Ne zaman emekli oldum? 9000 gün ve 60 yaşında emekli olur hocamız. Evet. Alper Emre Özkan. Ee, 1979 doğumluyum. 31 Aralık 2004'te isteğe bağlı 1537 gün Bağkur girişliyim. 2009'da SSK'ya geçiş yaptım. 5360 günüm var. Ne zaman emekli olur? Ee, 7000 gün, 60 yaş tabii SSK'dan devam etmek şartıyla 60 yaşında ve 7000 günle emekli olur. Müslüm Ekbiç, 5850 günüm var, 2003 girişliyim, 1985 doğumluyum, 15 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli oldun? Şimdi 2003 girişine göre e, yine 60 yaş ve e, 7000 gün sigorta şartı var. Evet, sudan sönmez. 1980 doğumluyum, 19 Mayıs 1999 sigorta girişliyim. 4200 iş günüm var. 2 çocuğum var. Ne zaman emekli olur? Şimdi 5975 güne tamamlayabilirse primini hemen evet. emekli olur EYT'den. Ama bu primde kalırsa veya işte çalışma imkanı yoksa 58 yaşını bekleyecek. 2 evet. çocuk 99 sonrası doğmuşsa borçlanıp 1440 gün kazanabilir. Dolayısıyla bunun üstüne koyar. Bence hemen iki çocuğu borçlansın. 1440 gün eklensin. 335 günü kalıyor. Onu da çalışıp evet. yaş beklemeden 58 yaşını beklemeden emekli olsun. Evet. Ee, şey daha sonrası. 2008 SSK girişliyim. 15 yıldır sigortalıyım. Bağkurlu olacağım. SSK'dan ödenen primlerim yüksel, yüksekti. Emekli maaşım. SSK'dan mı olur? Yüksekten mi ödenir? En düşükten isteğe bağlı ödüyorum. Şimdi bu ödemeye devam ederseniz Bağkur isteğe bağlı 3,5 yılı da e doldurursa Bağkur'dan emekli olur. Asgari ücret yatırıyor en düşükten. Dolayısıyla evet. maaş da düşük olur. Hani başta konuştuğumuz gibi ne kadar para o kadar hı hı. maaş. Peki bu soruyla Değil da mi? noktalandırıyoruz bu haftalık. Çok teşekkürler Farkat. Ben edin. teşekkür ederim. Sayın seyirciler bu haftalık bize sorunun sonuna geldik. Görüşünceye de koşacakalım.